Merhaba. Ben İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Doktor Irmak Durur Subaşı. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Radyoloji uzmanıyım. Temel ilgilendiğim alan meme radyolojisi. Aynı zamanda memenin girişimsel ve diagnostik radyolojisi ile ilgilenmek yanı sıra yapay zeka ile de radyolojide ilgileniyorum. Sizlere bugün meme radyolojisinde yapay zekadan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi radyoloji, tıp, mühendislik bilimleri ve teknolojinin birbirini etkilediği ve çok hızlı değişen bir bilim dalıdır. Yapay zekanın X ışınlarının keşfi ve dijitalizasyondan bu yana radyoloji pratiğini önemli düzeyde değiştireceği tahmin ediliyor. Radyoloji uzmanları yapay zekanın yoğun radyoloji mesaisi içerisinde sağlayabileceği imkanları bekleyip görmelidir. Ve yapay zekayı benimseme konusundaki tedirginliği bilgiyle değiştirmeli, veri biliminin temel kavramlarına hakim olarak yapay zeka sistemlerinden beklenenleri uygun ifade etmeli, eksik ve açıkların tespit edilmesi ve iyileştirme konusunda işbirliği içerisinde olmaları gerekir. Yapay zeka, yapay bir varlığın çevresini algılayabilmesi, örüntü tanıyabilmesi, araştırıp gerçekleştirebilmesi, bağlama uygun bir eylem planı oluşturarak uygulaması ve kendiliğinden akıl yürütebilmesi olarak tanımlanabilir. Özellikle iş yükünün fazla olduğu, hata yapma ihtimalinin veya nesnellik tehlikesinin bulunduğu alanlarda yapay zekanın kendine yer edinebileceği tahmin edilebilir. Güncel olarak hala iş yükü çoğunlukla radyoloji uzmanları üzerinde olsa da devam etmekte olan denemeler başarılı olacaktır ve gelecekte tüm sektörlerde yapay zeka sektörün profesyonelleriyle omuz omuza çalışacaktır. Radyologları çalışmalarında destekleyebilecekleri iddiasında birçok yapay zeka uygulaması olmuştur. Bununla birlikte günlük pratikte uygulama sınırlıdır. Çünkü çoğu uygulama teknoloji odaklı fikirlerden kaynaklanır ve genellikle mevcut verilerin uygulanabilir olduğu durumlarla sınırlıdır. Uygulamaların çoğu yeni başlayan girişimcilerin çalışmalarına dayanır ve dolayısıyla henüz gerekli onaylara sahip olmayabilir. Ayrıca da uygulamalar genellikle modalite, anatomik bölge, görevler ve sistemler açısından oldukça dar bir işlevselliğe sahiptir. Yine de meme radyolojisi yapay zeka araştırmaları için uygun bir ortam oluşturur. Çünkü meme kanseri taraması gibi süregelen muayene bulunur. Mamografi gibi standartizasyon nispeten yüksek bir görüntüleme yöntemi kullanılır. Lezyonlar için özellikle histopatolojik verifikasyon bulunur. Bu olmadığında bile yıllar içerisindeki karşılaştırmalarla klinik verifikasyon söz konusu olabilir. Ve bu şekilde elde edilmiş verinin boyutu sayesinde de yapay zeka araştırmalar için meme radyolojisi uygun bir ortam oluşturur. Bu kısımda size bizim kendi meme çalışma grubumuz içerisinde yaptığımız iki çalışmadan kısaca bahsedeceğim. Bir tanesi beynin inflamatuar meme lezyonlarında yapay zekanın test edilmesiydi. Bunun için kliniğimizde beynin inflamatuar meme lezyonu tanısı alan hastaların görüntülerini retrospektif olarak yapay zekaya sorduk. Bunu yapmaktaki bizi yönlendiren sebeplerden bir tanesi meme ultrasonu ile ilgili az sayıda çalışmanın yapılmış olması ve spesifik olarak beynin inflamasyona yönelen bir yapay zeka çalışmasının olmamasıydı. Diğer taraftan beynin inflamatuar meme lezyonları radyoloji pratiğinde de zor lezyonlardır. Zaman zaman meme kanserini taklit ederler ve beynin olduklarını tahmin etmemize rağmen biyopsi yapmaktan kendimizi alamayız. Çünkü meme kanseri olmadığını göstermemiz, bazen de spesifik tanıya sahip olmamız tedavi açısından gerekli olur. Dolayısıyla size bahsettiğim gibi retrospektif olarak elimizde hali hazırda bulunan görüntüleri yapay zekaya sorduk ve yapay zekanın görüntüleri meme kanseri olma ihtimalleri açısından değerlendirmesini istedim. Bunlar materyal metodumuzu görüyorsunuz burada.
Önemli nokta, anonim görüntü kullandık ve kendi kurumumuzda oluşturulan yapay bir, özür dilerim, sanal bir sunucu üzerinden yapay zekaya görüntüleri danıştık. Kısaca bu yapay zekadan size bahsetmem gerekirse, bu temelde makine öğrenmesi tabanlı bir görüntüleme, özür dilerim, yapay zeka algoritması. Biz normalde kısaca bahsetmem gerekirse ultrasonografide herhangi bir lezyon, yani normalden bir sapma demektir lezyon, tespit ettiğimizde bunu günlük pratikte kullandığımız ve klinisyenlerle aramızda bir dil birliği sağlayan biraz, yani meme görüntüleme ve raporlama veri sistemi ile bu lezyonları 4 kategoriye atarız. Biraz 2'den 5'e kadar ilk defa gördüğümüz bir lezyon için. Bu kategoriler meme kanseri ihtimalini verir. Biraz 2 ve 3 iyi huylu taraftayken biraz 4 ve 5 meme kanseri kuşkusu taşıdığı anlamına gelir ve biyopsi yapmayı gerektirir. Bu kullanacağımız, bu çalışmada kullandığımız yapay zeka algoritması da çok benzer şekilde biraz'ın karşılıkları olabilecek şekilde lezyonları meme kanseri olma ihtimali açısından sınırlandırıyor. Yine burada da B ve P olarak benign ve probably benign kategoriye atadıkları meme kanseri kuşkusu olmazken S ve M kategorisi suspicious ve possibly malignant kategorisindekilerde meme kanseri şüphesi taşıyor ve bunlara biyopsi yapılması gerekiyor. Bu kendi internet sitelerinden aldığımız bir takım görüntüler. Lezyonu dediğim gibi sanal server'a gönderdiğimizde üzerine tıklıyoruz. O yapay zeka algoritmasına girdikten sonra yapay zeka kendisi de otomatik olarak lezyonu belirleyebilir veya belirleyemediğinde bizler manuel olarak çiziyoruz. Analiz et dediğimizde bize bu sol tarafta gördüğümüz kategorilerden bir tanesini veriyor. İstersek lezyona ait başka bilgileri de girebiliriz analiz ederken ve niçin o kategoriye atadığında yapay zeka bizlere söyler. Bunlar bizim kendi çalışmamızdan örnekler. Bakın, yüksek kuşkulu buldukları, düşük kuşkulu buldukları ve yine muhtemel iyi ve iyi kategoriye atadıkları lezyonları görüyoruz. Biz burada ultrason ve yapay zeka kategorilerini şüpheli olmayan ve şüpheli olarak iki gruba ayırarak Kikare testiyle karşılaştırdık. Bu ayrım açısından bizim ultrason raporlarımızda yapay zeka ne kadar uyumlu olduğuna baktık. Ayrıca yapay zeka ile daha sonra lezyonları yeniden analiz ederek yapay zekanın kendi içerisindeki uyumunu da kontrol ettik. Bakın, granulomatöz mastit ve aktif kronik inflamasyon bu lezyonlar arasında en çok gördüğümüz lezyonlardı. Bizler ultrason raporlarımızda lezyonların yarısından çoğunu iyi huylu olarak değerlendirmiştik. Aklınıza şu soru gelebilir: İyi huylu olarak değerlendirdiğiniz lezyonlara niçin biyopsi yaptınız? Bunlar tedaviye cevapsız vakalar ise daha ileri tedavilere geçmek için spesifik tanı gerekir. O yüzden de biyopsilenmişti bu lezyonlar. Yine önemli bir kısmına biraz 4AB dediğimiz düşük kuşkulu ve az bir kısmına da yüksek kuşku verdiğimizi ultrasonda görürken yapay zeka lezyonların çoğunu kuşkulu buldu. Yani bizim hani klinikle hastanın demografik verileriyle verdiğimiz kararı sadece görüntüleme üzerinden yapay zeka verebilmişti, biyopsi kararını en azından. Dolayısıyla aslında bu açıdan da başarılı sayılabilir. Bunun yanı sıra istatistiksel analizimizde yapay zeka ile ultrason kararlarının birbirinden farklı olmadığını gösterdi ve tekrar değerlendirmemizde yapay zekanın kendi içerisindeki güvenilirliğinin de yüksek olduğunu bulduk. Böylece benign inflamatuar meme lezyonlarının ultrason ve yapay zeka ile malignite açısından kuşkulu görünümler sergileyebileceğini, ultrason ve yapay zeka raporlarının, yapay zeka ve ultrasona göre lezyonların kuşkulu görünüm olasılığında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını ve yapay zekanın benign inflamatuar hastalıkları için radyologların ultrason raporları ile karşılaştırılabilir sonuçlarla ve kendi içerisinde güvenilirliğiyle ikinci görüş olarak kullanılabileceğini anladık. Yine bir diğer çalışmamızda meme radyolojisinde
zor bir grup lezyonu değerlendirdi. Kitle dışı ultrasonografi bulguları. Kitle dışı ultrason lezyonları zor lezyonlar. Herhangi bir fizik muayene bulgusunun karşılığı olabilir veya mamografi MR gibi birincil bir görüntüleme yöntemindeki bir anormalliğe karşılık geliyor olabilir. Veya da tamamen ilk defa yapılmış bir ultrasonografide bir normalden farklılık olarak gözümüze çarpabilir. Bu lezyonlar henüz biraz sınıflandırmasında bulunmuyor. Onun için herkes bu lezyonları başka tanımlıyor. Tam bir kitle bulgusu vermiyorlar. Bir eko değişikliği, kalsifikasyon odağı veya gölgeli bir alan olarak bunları izleyebiliyoruz. Önemli ölçüde bu lezyonlara malign lezyonlar eşlik ediyor bu görüntülere. Dolayısıyla karakterize edilmeleri, yönetimleri çok önemli. Biz kendi kliniğimizde son 2 yılda saptadığımız kitlesel olmayan lezyonları gözden geçirerek multimodalite görüntüleme sonuçlarını ve histopatoloji karşılıklarını keşfetmeye çalıştık. Yine görüntüleri yapay zeka ile değerlendirdik ve yapay zeka ve ultrasonun uyumuna baktık. Lezyonların tümü histopatolojik olarak sonuçlandırılmıştı. Bu duruma sahip olmayanlar veya önerdiğimiz tamamlayıcı incelemeleri kurumumuzda yapılmayan hastaları çalışmaya almadık. Yine retrospektif olarak anonim görüntüleri değerlendirdik. Lezyonların 1/3'üne malign histolojinin eşit karşılık geldiğini gördük. En sık karşılaşılan durum invazif duktal karsinoma ve duktal karsinoma insituydu. Benign lezyonlarda en sık granulomatöz mastiti ve olağan duktal hiperpleziyi görmüştük. Özellikle biz tabii bunlar henüz biraz sınıflandırması da yok ama biraz sınıflandırmasındaki kitle kategorisine göre değerlendirdiğimizde sınırlar eko yapısı ve iç damarlanma, internal vaskülarite, benign ve malign kitle dışı lezyonlar arasında istatistiksel farklılık göstermişti. Tamamlayıcı tetkik olarak veya primer modalite olarak neler yapıldığına bakarsak önemli bir kısım hastaya öncesinde veya sonrasında meme MR'ının ve mamografinin yapıldığını görmekteyiz. Ve burada da birçok kitle dışı bulguya veya zaman zaman kitleye bu lezyonların karşılık gelebildiğini görüyoruz. Bunu paylaşma amacım aslında bir kitle dışı lezyonu tespit ederken, tanımlarken veya biyopsilerken aslında ne kadar çok çalıştığımızı, önemli bir mesai harcadığımızı sizlere göstermek istedim. Ultrasonda bu lezyonların sadece 2 tanesi kuşkulu bulunmazken, lezyonların çok büyük bir kısmı kuşkulu bulunmuş. Kios yani yapay zekanın değerlendirmesinde ise lezyonların 63'ü kuşkulu bulunmuş, 8 tanesi kuşkulu bulunmamış. Burada Fisher testiyle değerlendirmek gerekti. Onun sonucunda da istatistiksel bir anlamlı fark saptamadım. Dolayısıyla bu bulgularda ultrasonda kenar yapısı, eko paterni ve vaskülaritenin benign lezyon ayrımı açısından önemli olduğunu bulduk. Bu kitle dışı lezyonların birçok farklı benign ve malign histopatolojiye karşılık gelebileceğini anladık. Ve yapay zeka bu lezyonlar için ikinci bir görüş olarak kullanılabilir ve daha az eforla klinik pratiğimize çok benzer sonuçlar verebilir diyoruz. Bu iki çalışma için de söyleyecek olursam birçok sınırlılık söz konusuydu. Belki de en önemlisi görüntüler, daha doğrusu yapay zekanın analizleri bizim kendi kaydettiğimiz aslında bir dinamik gerçek zamanlı görüntüleme ultrason olan tetkik olan ultrasonda elde ettiğimiz statik görüntülerin değerlendirmesine dayanıyordu. Bu bir yanlılık taşıyabilir çünkü genellikle klinik pratiğimizde kendi karar verdiğimiz sınıflandırmayı belki de en çok yansıtan görüntüleri kaydediyor olabiliriz. Dediğim gibi meme radyolojisi gerçekten yapay zekanın önemli alanlarından bir tanesi. Yine mamografi tabanlı yapay zeka sistemleri de giderek daha çok tavsiye ediliyor. Özellikle nesnellik tehlikesini engellemek için mamografideki ve çalışmalar özellikle iş yükündeki azalmayı
bizlere gösteriyorlar. Yine daha fazla okült kanser saptanma, interval kanserlerin oranlarında azalma, yanlış pozitif oranlarda azalma da diğer faydaları olarak şu an için lanse ediliyor. Meme radyolojisi temel olarak mamografi, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme modalitelerini kullanıyor ve temelde lezyon var mı yok mu ve bu lezyon kuşkulu mu değil mi sorusuna cevap arıyoruz. Ama yine de bu görüntüleme yöntemlerinin her birinin kendine ait bir avantaj, dezavantaj, birçok avantaj ve dezavantajı olduğunu, her birinin başka bir enerjiyle memeyi test ettiğini, her birinin başka bir pozisyonda memeyi görüntülediğini hatırlarsak aslında işler o kadar da basit ilerlemez. Sadece görüntülemeye odaklanmak da doğru olmayabilir. Hastanın triyajından, görüntülenmesinden, raporlanması ve başka ileri uygulamalar söz konusu olduğunda meme radyolojisi ve genel olarak radyoloji ve genel olarak şunu da söyleyebilirim, sağlık bakımı birçok hizmetin iç içe geçtiği çok kompleks organizasyonlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapay zeka meme radyolojisi alanında veya radyolojide araştırmalar şu anda zaten devam ediyor. Araştırma alanında ve bu denemeler başarılı oldukça bize daha kolay, daha doğru, güvenilir sonuçları verebilecek programların uygulanabileceği yönlere doğru ilerleyecektir. Yapay zeka daha çok uygulamada kendini bulacak ve deneyimimiz artacaktır. Radyoloji dergisinde yeni yayınlanan bir başyazıda özellikle değişimin değişmez olduğuna dikkat çekilerek radyologların yapay zeka ile ilgili çekincelerine biraz açıklık getiriyor. Şöyle ki, yapay zeka radyolojinin yerini almayacak ancak yazının en önemli mesajlarından bir tanesi alaka düzeyimizi ve iş akışımızı derinden etkileyecek. Yani radyoloji baştan bu yana röntgen ışınlarının keşfinden bu yana çok çok değişti ve bu değişim artık burada son bulmayacak. Bu değişim halen daha da belki artarak devam edecek. Ve alanımızda bazen klinisyenlerle tetkikleri paylaşamıyoruz. Kim raporlasın veya kim bu tetkiki yapsın konusunda. Burada aslında belki de bizler için en önemli nokta artık hastaların da kendi tanılarını koyabileceği bağımsız, belki evde uygulanabilecek sistemlerin olabilme ihtimaldir. Ve beraber çalıştığımız birçok ekibin parçası olan elemanların artık hayatımızda olmama ihtimalidir gelecek. Bu baştan da bahsettiğim dar işlevsellik sorunu çözülecek ve federe algoritma, birleştirilmiş algoritmalar, daha birleşik, daha çok birçok soruya cevap veren algoritmalar geliştirilecektir. Kalite sürekliliği sağlanacak ve uygulamada ciddi değişiklikler olacak. En önemli yönünden bir tanesi de eğitime, hem asistanların eğitimi hem de hizmetçi eğitime yapay zekanın önemli katkılar sağlayacağını beklemeliyiz. Özellikle tanısal radyolojinin önemli bir kısmını yapay zeka replase edebilecek. Ama bizler için, radyologlar için özellikle klinik alanlara doğru ilerleme veya tedaviyle ilgili seçeneklerin daha fazla geliştirilmesi önemli çıkış noktalarını oluşturacak. Tek diagnostikle yetinemeyeceğimiz günler gelecek. Ekonomist'teki bir röportajda da bunu dinlemenizi isterim. Çok farklı bir bakış açısı. Bu röportajın ana konusu yapay zeka neler sağlayabilir sağlığa diye. Öncelikle hekimlerin çok fazla vakitlerini kayıtla, yazmayla veya bilgisayar sistemlerini kullanmayla geçirebildiklerini dikkat çekerek
Özellikle bilgisayarların hastayla iletişim ortamımızdan çıkartılmasına odaklanan çalışmalar var. Ve etkinlik doğruluk anlamında da biliyorsunuz radyologlar 7/24'te hizmet verse tüm dünyada daha fazlasına ihtiyaç var gibi bir ortamdayız. Dolayısıyla yapay zeka bu sorunun çok önemli bir kısmını çözecek gibi görünüyor. Ve doğruluk açısından da insanlara ait olabilecek nesnellik, yorgunluk, iş yükünün fazla olması gibi handikaplarla uğraşmayarak daha etkin, daha doğru sonuçlar verebileceğini, sağlayabileceğini güçlü makinalarla sadece görüntülerin değil sonuçların bile direkt klinisyenin eline ve hatta hastanın eline verilebileceği günlere doğru ilerliyoruz. Bu tabii çok kısa sürede olmaz ama insanlar bunların çalışmalarını yapıyorlar. Ayrıca her bir hasta için terabaytlar düzeyinde çok ciddi veriler elde ediliyor ve bu verilerin hepsini kullanabiliyor muyuz? Bu soruya cevap vermek gerekir. Bunun belki de yapay zekanın bize katkı sağlayacağı en önemli nokta bu olacak. Yine sağlığın geliştirmesi konusunda insanlara sanal koçlar oluşturulacak. Nasıl beslenmeleri gerektiğini, tedavilerine nasıl uymalarını gerektiğini, egzersiz düzenlerine, insanların sağlığını etkileyebilecek her türlü alışkanlıklarını denetleyebilecek veya onlara tavsiyede bulunabilecek sanal koçlar oluşturulması ile ilgili çalışanlar var. Yine tedavi kurumu kavramı, yani hastane kavramı ile ilgili önemli değişiklikler olmasını amaçlayanlar var. Bildiğimiz gibi özellikle daha doğal ortamlarda, insanların kendi evlerinde tedavi edildiklerinde şiddetli krizlerin bazı kronik hastalıklar için daha az olabildiği ile ilgili çalışmalar var. Daha diyelim ki ekolojik ortamlarda, daha yeşil, daha doğala yakın ortamlarda yine bu krizlerin daha az olduğu ile ilgili çalışmalar var. Her birimiz biliriz. Yani bir eve gidince rahat ederiz herhangi bir başka ortamda. Dolayısıyla sensörlerle, monitörlerle insanların daha etkili tedavi edilebildiği ortamların geliştirilmesinde de yapay zekanın kullanılacağı ile ilgili öngörüler söz konusu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.